Davutoğlu molası verdik. Arkasından her zamanki reklam molası. Tekrar birlikteyiz. Bir Gün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, medyanın genç sesi Barış İnce ile birlikte. Bu arada bu molalarda Ankara'daki saldırıya dair birkaç iz sürmeye çalıştım. Genel merkezde değil, Ankara il binasında bir kere saldırı, onu söyleyelim. Parti meclisi üyesi, Ankara il genel meclisi üyesi aynı zamanda Ahmet Karataş, Ankara il binasının önünde anladığım kadarıyla saldırıya uğruyor. Şimdi son gelen bilgiye göre 25 yaşlarında gibi, yani genç biri, yüzü kapalı, partinin girişinde bir güvenlik binası var. Hele HDP olunca doğal olarak bütün partilerde var gerçi. Güvenlik kamerasından kendisini özenle saklamış, zaten yüzünü de kapatmış. Ve işte parti meclisi üyesi Ahmet Karataş'a orada önce içeri girmek istemiş anlaşıldığı kadarıyla. Onu bulup boğazını kesmiş, kaçmış. Şimdi ben doğrusu umarım bu bir kişisel husumettir diye, siyasi bir yanı yoktur diye düşünüyordum. Ama ne dersin Barış İnce? Yani bu veriler... Yüzü kapalı olması ve bıçağın boğaza dayanması gerçekten farklı bir imge içeriyor. Nedir? Biliyorsunuz radikal İslamcı örgütlerin uyguladığı bir modeldir bu. Bu aslında hani IŞİD ya da Hüdapar gibi Hizbullahçı zihniyetleri biraz çağrıştırıyor. Şu an tabii elimizde çok fazla veri olmadığı için çok hani net konuşamayız. Fakat şu an ilk izlenim o gibi gözüküyor. Bu da aslında AKP ile HDP arasındaki gerilimde işte İslamcıların oynadığı rolü bize gösteriyor. IŞİD'çiler, işte bu Hüdaparlılar, sürekli hedef gösterilen HDP'ye karşı bir isilleme, bir sinirlenme, onlara karşı bir taarruz ve savaş açma içerisinde olabilir. Ki Hüdapar'dan gelen açıklamalarda biz bundan sonra hesap soracağız gibi laflar dönüyordu. Bunların önü açıldığı müddetçe, şu anki İslamcı iktidar tarafından önleri açıldığı müddetçe bu sadece HDP'ye yönelmez. Batı'daki laik insanlara, laik partilere de yönelir. Dikkat etmek lazım. Bu 6, 7, 8 Ekim tarihlerindeki Kobani olaylarında, önce eylemlerinde sonra o dile kolay 34 kişi hayatını kaybetti. Yani 34 kişinin eylemlerde ölmesi olağanüstü bir şeydir. Olağanüstü. Medya, ben inanamıyorum, küt diye geçti, bitti. Evet. Arkamızda kaldı bu olay. Şimdi o sırada Yasin Börü'ydü galiba, bir delikanlı. PKK'lılar tarafından dövülerek ve hakikaten feci bir biçimde öldürülmüştü. O tansiyonu daha da tırmandırdı. Bu arada iktidar yetkilileri, Davutoğlu'nun da aralarında bulunduğu, bu olayı çok sık gündeme getirdiler, çok kaşıdılar. Yani yapılan feci bir şey. Ama nedir bunun karşında olması gereken? Yakalarsınız ve mahkemeye sevk edersiniz. Fakat bizde hep hani bunların yerine siyasiler bir karar biçiyor ve kaşıyor. Yani hakikaten yarayı kaşıyor. Bunların etkisi var mıdır sence tansiyon yükselmesinde? Çok ciddi bir tansiyon yükseltme taktiği izliyorlar sizin de söylediğiniz gibi. Örneğin Berkin Elvan yaşamını yitirdi ki bir polis gaz fişeği gelerek yine aylarca komada kalarak yaşamını yitirdi. Böyle bir durum söz konusu. Sen bir devletsin ve devlet sürekli Berkin Elvan'ı yuhalatıyor. Tayyip Erdoğan Berkin Elvan'ı hala daha ölmüş bir çocukla ilgili konuşuyor. Ve bunu söylerken de Burhaniye Selçuk'u polisin öldürdüğü. Aynen öyle. Damdan düşmedi bu çocuk. Aynen öyle. Yani utanması gerekirken, yani başka iktidar olsa en azından saklamaya çalışır. Bu saklamıyor da üstüne üstlük çocukla ilgili çeşitli iddialar atıyor. Yani çocuk, yalan söyleniyor çocuk canım. Yani sonuç itibariyle yani taş dağısı çocuktur bu. Bunu sürekli öne çıkartıyor ve bunu yaparken daha kötü bir şey yapıyor. Burası aslında işte Kasımpaşalı olarak Ok Meydanı'na gelen ve orada aslında polisin oraya sürdüğü bir kitle. O kitleyle çıkan bir çatışma söz konusu. Orada ölen bir gencin adını sürekli zikrederek, o da öldü, ona niye sahip çıkmadınız gibi toplumu kutuplaştıran, Burakçılar ve Berkinciler gibi bir hava yaratan bir durum söyler geliyor. İşte bu Hüdapar mevzusunda da böyle. Nedense HDP'liler ölürken bir taraftan da sürekli
Yasin Börü'yü ön plana çıkartarak, bak işte Hüdaparlılar da öldü diyerek aslında onun tarafını tuttuğunu hissettiren bir dil kullanıyor. Yine toplumu kamplaştırıyor. Aslında ölüler üzerinden bir kamplaşma, bir rövanş alma durumu söz konusu. Evet, o çok, bu da toplumda bir provokasyon iklimi ve gerilim yaratıyor ister istemez. Bu provokasyon iklimi şimdi enteresan da bir durum var. Hani cinayet romanlarında ilk soru şudur ya, bu cinayet kimin işine yaradı? Yani filan öldü. Bu ölümden kim kazançlı çıktı ya da çıkar? Soru budur. Peki bir provokasyon iklimi olduğunda, diyelim ki şu anda bu var. Görüyoruz Yüksekova'da öldürülen subaylar, dün Kanal D haber yayınladı, Cizre'de Kalaşnikovlu suratı örtülü bir takım insanlar vesaire. Şimdi bir provokasyon iklimi diyorsak, hele sayıları giderek artan siyasi saldırılar, kimin işine yarar bu? Bu toplum baskı altına almak isteyen bir güç varsa, ki devlet şu an öyle bir konumda, toplum baskı altına almak istediği zaman provokasyon yaratır. Tıpkı işte sık yönetim dönemlerinde olduğu gibi provokasyonların önünü açar ya da kimi katliamların, kimi kitlesel ölümlerin önünü açar. Bunu yaptıktan sonra da başa geçerek daha istibdat rejimini, yani daha baskıcı bir rejimi uygulamak ister. Bu tamamen bunun işine yarar. Çünkü demokratik kanallar işlediğinde, yurttaş bilinci geliştiğinde insanlar farklı alanlarda farklı tepkiler vermek isteyecektir. Örneğin Türkiye'nin dış politikasına dair kim eleştiriler olacakken ortada bir savaş iklimi yerini yaratırsanız siz, işte bize düşmanlar saldıracak gibi bir iklim yaratırsanız insanların sesi kesilir. En azından der ki ya şu savaş geçene kadar ben muhalefet etmeyeyim de sokağa çıkmayayım da vatanımı koruyayım. Böyle bir iklim yaratıyorlar aslında. Türkiye'de bir gerilim var ve biz AKP'ye muhtacız, devletin gücüne muhtacız, polisin baskısına, işte insanlara operasyon düzenlemesine muhtacız gibi bir durum söz konusu. Örneğin HDP'ye bir operasyon gerçekleştireceklerse bunun için çok ciddi bir kılıf hazırlarlar. Ya da sola yönelik, işte Gezi bileşenlerine yönelik bir operasyon yapacaklarsa öncesinde mutlaka bir yerlerde bir şey patlıyor, bir şeyler oluyor, birileriyle kavga ediyor ve onun üzerine bunlar yapılıyor. Kimin işine yarar dediğimiz zaman aslında dediğim gibi baskı kurmak isteyen, toplumu susturmak ve sindirmek isteyen güçlerin işine yarar. Yani çok özetle iktidarın, evet, AKP'nin işine yarar. Katılıyorum. Bence de öyle. Yani şu anda çünkü hakikaten bundan karlı çıkacak başka bir şey görünmüyor. Hani hep PKK HDP deniyor ama HDP şu anda geldiği yerden memnun. Uluslararası meşruiyet kazandı çünkü. Amerika'nın PYD'ye yardımıyla, Peşmerge'nin Kobani'ye geçmesiyle bu mesele hakikaten uluslararası düzeye çıktı. Bir uluslararası meseleye dönüştü. PKK HDP bu anlamda bir meşruiyet kazanmış görünüyor. Onların böyle bir saldırılarla bana çok mantıklı gelmiyor. Şimdi işin bir başka yanı daha var. Onu da sormak isterim. En son MGK'da bildiride legal görünümlü illegal yapılar dendi. Şimdi bundan herkes önce cemaati, yani Gülen cemaatini özellikle anladı. Fakat Hasip Kaplan bugün diyor ki, bugünkü bir açıklamasında bundan kasıt HDP'dir diyor. Şimdi canım nereden çıkartıyorsunuz diyeceksiniz ama bir bakıyorsunuz Bülent Arınç dün Bakanlar Kurulu çıkışında dedi ki HDP çok büyük yanlışlar yapıyor. Hani biz parti kapatmayı istemeyiz ama bu kadar da olmaz, böyle de giderse diye partinin, HDP'nin kapatılabileceğini hani ima et diyeceğim, aslında neredeyse açıkça söyledi. Bütün bunları birleştirdiğimizde hükümetin derdi ne? Bir yandan çözüm diyor, bir yandan bunlar oluyor. Nedir Allah aşkınıza? Gerçekten çok ciddi bir pazarlık süreci söz konusu. Bunu yaparken de sürekli elini güçlendirmeye çalışıyor. Yani bir kart daha açıyor. Ben seni kapatırım ya da şunu yaparım, işte kandile bomba atarım falan filan. Sürekli pazarlık gücünü yükselterek aslında çözüm masasında daha fazla şey koparmaya çalışıyor ve karşı tarafı sindirmeye çalışıyor. Bu çok ciddi bir pazarlık tekniğidir. Ne zaman masaya oturacak olsalar, ne zaman bir çözümden bahsedilirse, örneğin Erdoğan çok daha üst perdeden konuşuyor. Çok daha milliyetçi bir dil kullanıyor. Böylece aslında ölümü gösterip sıtmaya razı etmek derler ya. Bu tarz bir
durum söz konusu. Bir de seçim geliyor tabii, onu unutmamak lazım. Aynen öyle ve Güneydoğu'daki oylar konusunda çok ciddi sıkıntı yaşıyor Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı. Bununla ilgili de bir gerilim siyaseti izliyor olabilir. Öte yandan bu legal yönünün illegal konusu gerçekten ciddi bir tartışma konusu. Biz de bununla ilgili bir haber yaptık dün, Elçin Yıldıral imzalı. Arkadaşımız görüşler aldı hukukçulardan. Bu konu çok ciddi anlamda tartışılması gereken bir konu. İnsanlar şöyle düşünüyor, bu paralel yapıya yönelik bir şey diye düşünerek özellikle sol kesimde çok ciddi tepki verilmediğini görüyorum ben. Fakat baktığınız zaman legal görünümlü illegal ne demek? Örneğin hakikaten, ben bir siyasi parti üyesiyim diyelim ki ve arkadaşlarım çeşitli yerlerde örgütleniyor. İşte sendikalarda, gençlik gruplarında falan filan. Ne yaparsınız? Ya da medya kurumlarında ne yaparsınız? O siyasi parti olarak birbirlerinize etkileşim halinde olursunuz. Birbirlerinizi ararsınız, sorarsınız işte sizin sendikada işler nasıl gidiyor falan filan. Bunu her parti yapar ya da her siyasi oluşum yapar. Fakat siz bunu vay sen siyasi parti değilsin, legal görünümlü illegal yapısın çünkü başka başka yerlerde de örgütlenmişsin diye sunarsan aslında siyasinin doğasına karşı bir şey yapmış olursun. Ve Gezi dayanışmasından tutun, meslek odalarından tutun, sendikalara kadar her şey legal görünümlü illegal yapının altına girebilir. Çünkü herkes örneğin sokağa çıktığı an polis saldırdığında elini taş atıp atabilir o an anlık psikolojiyle. Hı-hı. Bunu yaptığınız zaman bak işte illegal eylem. Demek ki bu da legal görünümlü bir illegal yapı diyerek bu torbanın kılıfının altına sokabilirler. Biz hukukçularla görüştük bununla ilgili. Ercan Kanar'la görüştük, Turgut Kazan'la görüştük. Hı. Hepsinin görüşü bu yönde. Çok ciddi bir tehdit olarak algılıyorlar. Çok muğlak bir ifade. Ve bunun bir an önce açığa çıkartılmasını istiyor. Yani neyi kastediyorsunuz ve nasıl yapacaksınız? 28 Haziran hareketi örneğin bugünlerde tam da hani bu söylediğinin yapılabileceği bir alan. Yani ortada parti yok, bir şey yok ama bir oluşum var ve Gezi ruhuyla yürüyen diyelim bir oluşum olduğu söyleniyor. Mesela ona da rahatlıkla illegal yani yapı denilebilir. Aynen öyle. Örneğin bir eylem yaptınız. Yani Soma'da bir eylem oldu. Soma'daki eylemde bir gerilim açığa çıktı. O eylemi hemen illegal olarak nitelendirecekler ve o bileşenlerin hepsini legal görünümlü illegal yapı diyecekler. Veya bunu işte kim kurdu, eski devrimciler var içerisinde falan filan gibi laflar söyleyecekler. İnsanları kriminalize edecekler. Önemli bir tehdit olarak algılıyorum. Öte yandan HDP çözüm süreci meselesine gelirsek hükümetin ne yapmaya çalıştığını gerçekten anlamak çok zor. Yani pazarlık dışında, tamam pazarlıkta kartlar öne sürüyorsun falan filan ama ne yapacaksın? Yani yarın Türkiye'sinde sen çözüm olarak ne sunuyorsun? Bunu kamuoyuna bir türlü açıklamıyorlar. Perde arkasında siyaset yürütüyorlar. Öcalan'la bir siyaset güdüyorlar. Fakat HDP ile örneğin bir iletişim kurmuyorlar. Siyasi kanatla iletişim kurmuyorlar. Nasıl bir barış olacak? Bu konuda herkes kaygılı. Örneğin işte ulusalcı kanatta da kaygı duyanlar var. Ama aksiyonunda HDP tarafında da kaygı duyanlar var. Yani ne olacak? Ne bitecek? Tüm Türkiye merak içerisinde bekliyor. Herkese şunu diyorlar. Biz görüşüyoruz. Perde arkasında konuşuyoruz. Siz karışmayın. Karıştığın zaman da vay sen barışa karşı mısın? Çözüme karşı mısın? Diyorlar. Kardeşim ne yapacaksın? Hani merak ediyorsun. Ne yapacaksın? Söyle. İnsanlar ölüyor. 34 tane insan ölmüş. Hala sen karışma bu işe. Bu şekilde olmaz. İşte Kobani'de insanlar yaşamını yitiriyor. IŞİD çete gelmiş insanın kafasını kesiyor. Tecavüz ediyor. Oraya dair bir duyarlılık geliştiği zaman Kobani bizim meselemiz değildir diyorsun. Böylece insanları daha da sokağa döküyorsun. Halbuki şöyle bir açıklama yapsa. Destek ki burayla yakına ilgileniyoruz. Burayı çözmek için uluslararası temaslarımız sürüyor. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. İnsanlar belki sokağa çıkmayacak. Bu denli bir öfke tepki göstermeyecek. Fakat IŞİD kapıya dayanmış. Bizim sorunumuz değildir, biz bekliyoruz. Bunu söylemek demek, şu demek. Oradaki Kürt oluşumunu yok edene kadar ben IŞİD'i bekleyeceğim. IŞİD sınırı dayandıktan sonra ben müdahale edeceğim. Bu insanları artık nevrini attıran, yani böyle sinirini hoplatan bir şeydir. Bu demektir ki yani orada binlerce insanın ölümünü ben seyredeceğim. Ondan sonra gelirim, ben zaten onları temizlerim. Orası da bana kalır gibi işte Osmanlıcı, fetihçi bir anlayış. Bu anlayış insanları aslında sinirlendirdi. O dönem sakin açıklamalar yapılsa, Kobani'ye danışmak için şunları yapacağız, şu tarz önlemlerimiz var deseler muhtemelen bu kadar insan ölmeyecekti. Perde arkasında yürütüyoruz. İşte sen karışma gibi bir bakış açısıyla da bu oldu. Barış İnce, radyodan bizi dinleyenler için bir kez daha hatırlatayım. Bir Gün Gazetesi yöneticisi, başındaki isim. Şimdi Barış çok genç bir gazetecisin. Az önce Osmanlıcı, fetihçi bir anlayıştan söz ettin. Ben oradan hareketle sana şunu sormak isterim.
yeni kuşağın da bir önemli temsilcisi olarak Cumhuriyet senin için ne anlama geliyor? Örneğin biz neyin peşindeyiz sorusuyla yanıtlarınızı istemiş ve bazılarını paylaşmıştım. Mecra Yavçın da demiş ki biz Cumhuriyet'i koruyup diktatörlüğü yıkma peşindeyiz demiş. Şimdi Cumhuriyet senin için, senin kuşağın için ne ifade ediyor? Evet, önemli bir soru bu. Örneğin Cekepel diye bir yazar vardır. Orta Doğu'daki İslami gelişimi inceler. Şöyle bir şey söylüyor. Örneğin 60'lardan 70'lerden sonra doğan kuşak bağımsızlıkçı kuşağı, yani işte Mustafa Kemaller gibi bağımsızlıkçı bir jenerasyona eski jenerasyon kadar saygı duymuyor diyor. Çünkü hazıra konmuş, yani geldikleri dönemde zaten böyle bir ülke var ve ülke bir süre sonra yozlaşma, ekonomik krizler içerisinde çalkalanıyor ve eskisi kadar işte bağımsızlıkçı o önderlere o kadar saygı duymamaya başlıyor ve Cumhuriyet'e dair mesela bakarsanız Anıtkabir'e giden insanlara çok ciddi kalpaklı, yaşlı, işte biraz da yaş kuşağı yüksek insanlar var. Gençlerde fakat şöyle bir bakış açısı var bence, bu olumlu. Cumhuriyet'in kazanımlarını korumak noktasında evet, Cumhuriyet kazanını koruyacak ama onu da aşan bir mantık yürütüyorlar. Özellikle Gezi'deki kitlede ben bunu gördüm. Yani bir saygıları var. Bunda bir problem yok zaten. Ama onu da geliştirmek istiyor. Yani var onu korumak. İşte Türkiye layıktır, layık kalacak. Layık değildi. Gerçekten de çok ciddi sıkıntılar vardı. Türkiye layık olacak. Ya da gerçekten özgür olacak. Çünkü özgür değildi. Bunu söylemekten kaçınmamak lazım. 1950'lerden beri bağımlı bir ülkeydi Türkiye. Emperyalizme bağımlı bir ülke olduğu için zaten bu iç karışıklık yaşadı. Bütün ekonomik krizler bu yüzden çıktı. Her şey sömürüldü. Şimdi var olana sahip çıkmak, var olan iyiydi de ben onu koruyorum gibi bir bakış açısı gençlere yetmez. Şu andaki genç kuşağa yetmez. O yüzden solun dilini biraz daha buna uygun değiştirmesi lazım. Demokratik cumhuriyet tanımı getirildi gerçekten de son yıllarda. Yani evet, cumhuriyet, cumhuriyeti savunmak ama demokratik cumhuriyeti geliştirmek. Solun peki dilini değiştirmesi gerekirken neyi kastediyorsun? Yani eşitlikçi, özgürlükçü bir cumhuriyeti savunmak gerekiyor. Yani sol dediğim geniş bir sosyal demokrat kesim cumhuriyeti koruyoruz, cumhuriyete sahip çıkıyoruz gibi bakış açısı içerisinde. Elbette ki bunu yapacağız. Elbette ki tüm ileri kazanımlarının değerlerine sahip çıkacağız. Fakat nasıl geliştireceğiz konusunda gençlere bir yol haritası sunması lazım insanların. Diyeceğiz ki yani bak böyle böyle geliştireceğiz, şunları şunları yapacağız ve artık daha eşit ve adil olacak. Çünkü aksi halde insanların kafasında şöyle canlanıyor. Ya 70'lerdeki gibi mi olacak? Ya 90'lardaki gibi mi olacak? O olağanüstü hal dönemindeki gibi mi? Yine paşalarımız bizi yönetecek. Cumhuriyet deyince kafada böyle imgeler canlanıyor maalesef ki. Bunu değiştirmek lazım. Eşitlikçi ve özgürlükçü bir cumhuriyet kuracağız. İşte insanlar Soma'da ölmeyecek. Çünkü cumhuriyette daha önceden de iş kazaları oluyordu. Bunu nasıl anlatacağız gençlere? Hani daha iyi bir cumhuriyet, daha farklı bir cumhuriyet ve eşitlikçi, özgürlükçü bir anlayışı nasıl sergileyeceğiz? Bunun dilini aramak gerekiyor. Bunun dili de bence yine işte Gezi Direnişi'nde olduğu gibi bir empati kültürüyle, bir arada direnme kültürüyle olabilir. Kurucu bir muhalefetle mümkün olabilir. Ben o yüzden bu Haziran hareketini kurucu muhalefet derken sokak içerisinde yeni bir dil yaratmak, yeni bir anlayış yerleştirmek, böyle bir kuruculuk, aşağıdan yukarıya bir iktidar değişimi. Haziran hareketini soracağım ama şunu sormam lazım. Şimdi bir muhalefet var parlamentoda. 3 tane muhalefet partisi var. En büyüğü, ana muhalefet deniyor zaten. CHP, işte MHP, BDP. Bunlar mesela yeterli değil mi sana göre de? Bir kurucu muhalefetten, sokaktan gelen bir muhalefetten söz ediyorsun. Ya da parlamentodaki muhalefetin sokakla bağı kalmadı da mı bunu kastediyorsun? Özellikle sosyal demokrat kesimden ve CHP'den söz ederek soruyorum. Ben CHP yönetimini iyi niyetli olarak görüyorum. Önemli açılımlar da yaptılar fakat yeterli olmuyor. Belki onları da değiştirecek, onları da dürtecek şeyler lazım. Bu da sokak hareketlerinden geçiyor. Örneğin Gezi Direnişi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin ne kadar daha olumlu bir hatta çekildiğini gördük. İşte bu gençler bizim dediği mitingini oraya aldı. Bunlar çok önemli. Bu aslında ortaya çıkan bir oluşum, CHP'nin de o bakış açısını kimi zaman değiştirebiliyor. Mesela ben şunu çok bu kanalda hani eleştirmek ne kadar doğru bilmiyorum ama ben çok doğru söylerim. Çok doğru. Doğru bildiğimi. Tam doğru. Ben mesela şuna inanmıyorum. İstatistiklere bakıyorlar. Diyorlar ki toplumun
40 muhafazakar %50'si şöyle böyle biz şu şekilde oyalarız şunları şunları yapmamız lazım. Böyle olmaz. Belki 3-5 seçim kaybedersiniz ama uzun vadeli bir siyaset güderseniz toplumun dokusunu, toplumun sosyolojisini değiştire değiştire ancak iktidar olabilirsiniz. Yani CHP'nin muhafazakar merkez sağ seçmene göz kırparak bir yere varılamayacağı kanaatindesin. Çünkü yavaş yavaş olur. Örneğin Yunanistan'da bir Syriza örneği var. Bugün kimi yazarlarımız da yazdı. Hı hı. Sosyal Demokrat bir parti vardı. Bir tane de sağcı parti vardı. İkisi de ekonomik krizlerde dejenere oldu. Ve daha önce %3 oy alan 30 yaşlarında bir tane orada da bir genç vardı başlarında. %3 olan bir parti ikinci parti oldu ve iktidarı almak üzere. Neden? İnsanlar bu sıkılmışlık, bıkmışlık içerisinde oraya yöneldi. Fakat onlar 10 sene, 15 sene %3'lerde, %5'lerde bekledi. Yavaş yavaş aşağıdan örgütlendi ve hep aynı sözü söyledi. Krize karşı eşitlik, özgürlük. Hep aynı sözleri söylediler ve bu söz bir süre sonra alıcı buldu. Bir gün gazetesi yıllar boyunca 5000, 7000 bandında kaldı. Gezilen işten sonra işte bakıyorsun bu 25.000. 5 katına çıktı. Bu bizim için çok önemli bir rakam. Sonuçta Türkiye'de sosyalist hareketin, solun derincinin şeyi belli. Vallahi birkaç mesaj geldi. Artık her bu özgür fikirli solcu gençler için her gün bir gün diye bir gün gazetesi alınacak hanımlar beyler. Teşekkürler. Ev ödevi olarak. şimdi gelelim Haziran hareketine. Haziran hareketi daha önce burada bir konuk ağırladım hareketin içinden. Hı hı. Dediğim gibi parti değil. Ne peki? Yani sana göre bilmiyorum içinde misin dışında mısın onu da bilmiyorum ama. Ben de imzacılarından bir tanesiyim. Bu da çağrıcılardansın şey. Yani. Evet. Çok güzel. Peki o zaman tam doğru yere soruyorum. Nedir? Siz neyin peşindesiniz bakayım? Biz şunun peşindeyiz. Biz aslında bu Gezi direnişinde açığa çıkan muhalefet anlayışının ve taleplerin sözcüsü olabilecek. Haziran adı da oradan geliyor. Haziran direnişinden geliyor. Haziran'da açığa çıkan talepleri bir araya getirebilecek en geniş kesimi, en geniş cepheyi bir araya getirmek istiyoruz. Asgari düzeyde yapmaya çalıştığımız bu. Sonuç itibariyle orada CHP'liler de vardı, HDP'liler de vardı, sol hareketler vardı. Bunların hiçbirini ayırmadan sadece toplumdaki işte bu gericiliğe, baskılara, emperyalist politikalara karşı olan ve bunun için sokağa çıkmış olan herkesin sözünü söyleyebileceği aşağıdan yukarıya bir hareket kurmaya çalışıyoruz. Bir cephe kurmaya çalışıyoruz. Bu cephe dediğim şey affedersin. Savaş cephesi değil yani. Ha, elbette. Bütün bu söylediğim bileşenler işte CHP'si, HDP'si vesaire hareketin içinde var mı? Gezi'de vardı, evet. Harekette var mı? Biz şöyle bir çağrı yapmadık. Hani partiler gelsin, partiler temsil etsin diye değil. Kişisel olarak. O partinin milletvekili, işte oturum, Gökhan Günaydın, işte İlhan Cener, Hüseyin Aygün ve benzeri isimler geldi, katıldılar. Yine HDP'lere böyle bir çağrı yaptık. Aydın Çubukçu ilk toplantımıza geldi. Hı-hı. Ve benzeri. Biz bu çağrıyı partilere yapmadık, insanlara yapıyoruz, kişilere yapıyoruz. Ve diyoruz ki birlikte oturalım, tartışalım ve aşağıdan yukarıya forumlar örgütleyelim. Biz bundan sonra meclisler kurmayı hedefliyoruz aslında Haziran hareketi olarak. Parti forumları vardı ya, aynı onlar gibi okullarda, mahallelerde, fabrikalarda, parklarda meclisler. Ve insanlar orada otursun tartışsın nasıl bir mücadele verilecek diye. Örneğin Soma'da bir iş kazası oluyor ya da Ermenik'te bir iş kazası oluyor. Tüm bu bileşenler oradaki kişilerle bir araya gelip çok büyük mitingler örgütleyebilirler. Gerçekten toplumda ses getirebilecek işler yapabilirler. Öyle bir yürüyüş yapmalıyız ki gerçekten binlerce insan, on binlerce insanlar yürümeli. Artık sokakta 100 kişilik, 50 kişilik basın açıklamaları değil. Bunların hepsi ufak ufak direniş eğilimlerinin hepsinin bir araya geldiği bir hareketten söz ediyorum. HES'e karşı bir direniş var Türkiye'de. Hı-hı. Karadeniz'de yürüyen bir direniş var. Hı-hı. İnsanlar HES'i şirketlere karşı. Ya da Muğla'ya baktığınız zaman, Fethiye'ye baktığınız zaman orada da rant politikalarına karşı olan insanlar var. Yine içki yasaklarına, öğrenci baskılara karşı yürüyen insanlar var. Berkin Elvan cenazesine gelen vicdanlı bir kitle var. Bunların hepsini bir araya getirebilecek bir oluşum. Bunun adı parti olur olmaz falan filan. Bu sonraki tartışma. Bunu diyoruz ki halk tartışsın ne yapılması gerektiğine dair. Gerekirse desinler ki kardeşim CHP biraz değiştir kendini ya falan filan. Neyse artık. Her şeye yön veren ya da HDP gel böyle falan. Sonuç itibariyle tüm siyasi oluşumları da etkileyebilecek aşağıdan yukarıya bir halk hareketinden bahsediyoruz. Biz bu CHP'yi de dönüştürür, diğer partiye de dönüştürür ve çok ciddi bir sol dalga ülkede yayılır. Yükseltmek sol dalga yükseldikten sonra ondan herkes sebeplenir. Yani böyle sektör bir karşılık olmasın. İşte CHP'nin altı mı oyuluyor, HDP'ye karşı bir proje mi, şu mu bu mu değil. Herkesin bir arada olduğu bir proje ve ülkede bir sol dalga yaratmak, o sol dalgada sonra artık herkes bundan nasibini alacaktır. Söylemler değişecektir, bakış açısı değişecektir. Toplum yavaş yavaş dokusunu değiştirecektir. Direnme eğilimleri açığa çıkacaktır. İşte kardeşim
Ben burada yerin altında yemek yemek zorunda değilim. Çünkü arkamda böyle bir hareket var. Ben bir eylem yaparsam buraya on binlerce insanı yığarım gibi bir özgüven toplumda hissedilecektir. Ancak bundan sonra toplum değişir. Çünkü toplum biraz özgüven istiyor artık. Bu AKP'nin bu %50 lafı var ya, bu %50 lafından sıyrılmak istiyor. Biz bir %50'nin şey değiliz, savunucusu değiliz. Biz bize AKP'ye oy vermiş insanların da haklarını savunan bir hareket olmalıyız ki onların fikirleri değişsin. Desinler ki ya bunlar bizim emeğimizin hakkını savunuyor, bizim ekonomimizi savunuyor, bizim özgürlüklerimizi savunuyor diyebilsinler. Bu da dediğim gibi hani istatistik hesabıyla, grafiklerle olacak bir şey değil. Yavaş yavaş aşağıdan yukarıya dönüştüre dönüştüre, insanlarla tanışa tanışa, mahallelerde ola ola olur. Yukarıdan ben 10 kişi oturdum, baktım işte şu kadar yüzde, şu kadar türbanlı, ben buna şöyle diyeyim. İşte Türkiye'nin şu kadar sigara içene karşı ben buna şunu şöyle diyeyim. Böyle olmaz. Yavaş yavaş. Dediğim gibi ben hani CHP eleştirim de bu yöndedir. Yukarıdan ittifak hesaplarıyla işte şu gelsin bu gitsin. Bu şekilde değil, daha bir aşağıdan. Sağ açılarak değil. Evet, ya da kesinlikle. Yani sağ politikalarla beslenerek kesinlikle. Değil. Şimdi ne kadar farkındayız çok bilmiyorum ama bütün bunlar gerçekten bizim kendi kısacık insan ömürlerimizde öyle mukayese ediyoruz ama tarih yolculuğu içinde böyle minik minik o dalgalar sonra büyüyüp büyük bir dalgaya dönüşebiliyor. Şimdi sözü Balyoz'a getirecekken aklımdan geçti. Aslında böyle bağlamayı düşünmüyordum ama sessiz çığlık eylemi mesela. Ne kadar etkili oldu? Evet. Ne kadar etkili oldu? Sessiz çığlıkla duyurdular aslında seslerini. Yani çok hakikaten o Anayasa Mahkemesi önündeki nöbetler vesaire. Medya çünkü görmedi. En sonunda artık bir yerde toplumun çok da tabii toplumsal muhalefet nedeniyle de değil, cemaatle yolların ayrılmasında payı oldu elbette. Ama onun da bir payı olduğunu söylemek lazım. Balyoz'da neticede geldi yeniden yargılama. Dün ilk günüydü yargılamanın. O kadar tuhaf bir şey oldu ki. Şimdi önce medya mahallesinden 3 örnekle başlayayım bu konuyu anlatmaya. Sonra Barış İnce'ye de soracağım. Balyoz davasında 3 örnek vereceğim size. Şimdi ekrana gelecek o 3 örnek. Sözcü gazetesi daha önce konuşsaydınız ya diyor özetle. Kime diyor? Hilmi Özkök ve Aytaç Yalman. Biri dönemin genelkurmay başkanı, diğeri kara kuvvetleri komutanı. Bunlar susmuşlardı ve hatta darbe söylentileri vardı evet demeye getirmişlerdi. En azından susmuşlar, tanıklık etmemişlerdi. Şimdi Sözcü gazetesi buna vurgu yapıyor, sür manşetine almış. Ortada Star gazetesi var. Star gazetesi biliyorsunuz AKP yanlısı. Bir hayli küçük vermiş. Halbuki Balyoz'a kaç tane manşet attılar kim bilir. Kaç tane. Sayısız. Ne kadar küçük vermişler görüyorsunuz değil mi o kırmızı yuvarlağın içinde. Ama buna da şükür diyelim. Çünkü en azından doğrusunu vermişler. Balyoz'dan haberimiz yoktu dediklerini Özkök'le Yalman'ın. Yani biz böyle bir şey bilmiyorduk dediklerini. Oysa Zaman Gazetesi gene Balyoz Ergenekon konusunda bir numaradaydı biliyorsunuz. O da gene küçük vermiş. Ama öyle bir vermiş ki hem zamanda hem de gene cemaatin gazetesi bugün de Özkök darbe planı kulağıma gelmişti. Şimdi cümle bu değil. Cümle bu değil. Ben böyle planlardan haberdar değildim. Basında okudum. Bazı dedikodular diyor. Bazı dedikodular plan demiyor. Bazı dedikodular kulağıma gelmişti ama hiçbiri ciddiye alınacak gibi değildi diyor. Ama bu başlığı okuduğunuz zaman ne görüyorsunuz? Sanki darbe planı varmış diye tekrar imaj tazeliyor. Darbe planı kulağıma gelmişti. Oysa böyle değil. Şimdi çok üstelik de Özkök ve Yalman için de iki kelime söylemek lazım. 2013 yılında tam bir yıl önce Ekim'de Hilmi Özkök demiş ki dün bakarken araştırırken gördüm.
Mahkeme tanıkları da dinledi. Gayet adil bir karar verdi. Benim şahsen hani mahkemenin kararına ve gidişatına söyleyecek bir şeyim yok demiş. Bugün çıkıyor diyor ki hiç öyle bir şey yoktu. Ben görmedim, duymadım, bilmiyorum. Benim elimde belge bilgi yoktu diyor. Şimdi balyozu doğrudan doğruya soracağım. Ve oradan bir bugün keşfedenlere hani insan azıcık bir özür dilemez mi diye ne düşünüyorsun bu konuda? Türkiye'deki medya tamamen iktidara odaklandı. İktidar ne derse onu söylüyor. Bir borazanlık söz konusu. Zaman Gazetesi de kendi operasyonel tavırlarını sürdürüyor. Fakat burada ben balyoz davasıyla ilgili şunu söylemek isterim. Türkiye'de elbette ki her zaman kafasında böyle darbe hayalleri kuran, ülkeyi ben yöneteyim diyen paşalar olmuştur. Bunu, kesinlikle tabii ki. Kimse yatsıyamaz. Fakat burada şuna bakmak lazım bir turnusol kağıdı olarak belki. Amerika Birleşik Devletleri ve emperyalist güçler Türkiye'de bir darbe istiyor muydu o dönemde? Bence istemiyordu. Öyle bir risk yoktu Türkiye'de. Dediğim gibi ordu içerisinde böyle insanlar da olmuş olabilir ama büyük resimde Türkiye'yi AKP'den kurtaralım da bir darbe yapalım diyen bir emperyalist güç var mıydı? Yani NATO konseptinde Türkiye darbeye gerek duyulan bir ülke olarak düşünülüyor muydu? Öyle bir şey yoktu. Çok güzel idare ediyorlardı ülkeyi ikisi birlikte. Orta Doğu'daki dizaynları vardı. Ilımlı İslamcı bir toplumu yaşartıyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri zaten sürekli Tayyip Erdoğan'ın önünü açıyordu. Böyle bir durumda darbeyi kim yapacak? Yani böyle bir şey söz konusu değildi. Tamamen bir o davalar aslında AKP'nin eski devlet rejimini yıkıp kendi yeni devlet rejimini inşa etmesi için kurguladığı bir oyundu. Bunda dediğim gibi içerisinde gerçekten darbe hayalcisi olan insanlar içeriye alınmış olabilir. Ya da daha önceki derin devlet unsurlarından da içeri alınmış insanlar vardı. O yüzden biz bunların hiçbirisine açıktan sempatiyle bakmadık, desteklemedik de. Fakat şunu söyledik, hukuk herkes için uygulansın. Tabii. Hukuk tarafında durmaya çalıştık. Yani gerçekçi olun, bakın iddiaları ortaya koyun ve o iddialara göre bakın. Öte yandan da şunu söylemeyeyim bize, yani AKP'yi devirmek isteyen bir darbe güçleri var, emperyalizm bize karşı falan filan gibi bir mağduriyet yaratmayın. Çünkü çok güzel kol kola ilerliyorsunuz. Öyle bir şey söz konusu değil. Sürekli bir mağduriyet, sürekli ben aslında iktidar olamadım çünkü ben şöyle böyle. İktidarsın, 10 yıl boyunca yönetmişsin işte 3 Kasım değil mi? Kaç sene oldu? 12 4 Kasım, evet 3 Kasım'dı bugün 4, evet, 4 Kasım. Değil mi? 4'ü ayın. Evet, 12 sene olmuş. Evet, yani 12 yıl az hala önce Davutoğlu da AKP güneşini parlattı yıl dönümü vesilesiyle. AKP güneşini parlattı. 1 milyar 370 milyon lira şey harcamış o şu an yaşayacağı saraya. Aksaray'a. Aksaray'a. Görüyorsunuz insanlar yemeğini 7 kat yerin altında yemek ya. İstiyor. Yemek zorunda kalıyor. Böyle bir düzenden bahsediyorsunuz. Böyle bir daha, bir dakika, bir daha söylesene. 1 milyar 370 milyon. 1 milyar 370 milyon lira. Evet. Şimdi şöyle geçenlerde bir Somalı işçi bağırırken benim maaşım 1 milyar işte 400 milyondu diye 1 milyar küsurdu diye eski parayla söylüyor. Şimdi bu yeni para ne kadar ediyor yaklaşık eski parayla? 6 tane sıfır katrilyon falan herhalde. Şimdi bir de sıfır atınca katrilyon zannediyorum. Hesaplıyorum. Şimdi bir de sıfır atınca sanki ekonomiyi düzeltmiş gibi bir anlayış var. O da ilginç. Sonuçta ekmeği vallahi aynı katrilyon bak bildim. Ekmeği aynı paraya alıyorsunuz. Değil mi? Böyle bir düzenden bahsediyorum ve 6'dan 0 attıktan sonra ekonomiyi düzelttiğini söyleyen bir bakış açısı var. Tekrar bu balyoz mevzusuna dönersek eğer böyle bir düzenden kim yararlanıyordu? Aslında Amerika Birleşik Devletleri ve çevresi böyle bir düzenden memnundu. Türkiye'nin bu şekilde büyümesinden memnundu. Bir sıkıntıları yoktu. O zaman kim darbe yapacaktı? Vardır belki yani bunun hayalini kuran insanlar falan filan ama böyle bir teşebbüs falan filan yoktu. Sonuç itibariyle bunlar hukuki bir düzende araştırılabilirdi. Bunları talep ettik biz. Yoksa hiçbir ne gönül açısından ne de siyasi açıdan bu insanlarla, bu paşalarla falan filan bizim bir alakamız yoktur. Çok çektiler. Çok çekti bu ülke bu insanlardan. Paşa zihniyetinden, asker zihniyetinden, işte 12 Eylül'den, 28 Şubat'tan. Fakat dediğim gibi hukuk herkes için eşit uygulanmalı. Aksi halde bize de gelecekti. İşte legal görünümde illegal yapı, paralel yapıya dair mücadele. Şimdi ben şunu söylersem eğer, aman bunlar Fethullahçılara yönelik bir şey diye susarsam eğer, yarın bir gün bizim başımıza gelecek bunlar. Öyle değil mi? Yani sonuç itibariyle iktidar baskısı bugün onlara uyguluyor, yarın sana uygulayacak. Söyleyeceğimiz şey bu. Hukuk herkes için eşit uygulansın. Böyle uzun tutukluluk süreleri olmasın. Özel yetkili mahkemeler olmasın. Bu konuda çok açık pozisyon aldı Bir Gün Gazetesi'de. Özel yetkili mahkemelere karşı kaç tane manşet yaptık? Fakat işte hala daha insanlar yok. Sen ulusalcısın ya da sen
liberalsin gibi böyle bakış açıları sunuyorlar. Biz aslında durduğumuz yerde duruyoruz da onlar herhalde yer değiştirdikleri için yön değişiyor. Farklı farklı yerlere gidiyor değil mi? Şimdi programın da sonuna yaklaşıyoruz. Bir Gün gazetesinden bir yazarın bugünkü yazısından bir alıntı paylaşmak istiyorum sizlerle. Aslında siz onu çok başka bir şekilde yakından tanıyorsunuz. Harun Tekin, Mor ve Ötesi grubunun solisti. Ne kadar duyarlı bir genç olduğunu bilirim. Şöyle söyleyeyim. Bu 1 Mart tezkeresini hatırlıyorsunuz. 2002 yılında, 2003 yılında pardon, 2003 mü tabii, AKP o sırada yeni iktidardaydı. Ünlü şu Irak tezkeresi 1 Mart. Ben Star'da çalışıyordum ve biz savaşa hayır diyorduk. Sevgili Harun Tekin de gelmiş orada savaşa hayır diyen bir parçasını, şarkısını paylaşmış ve bu konuda görüşlerini aktarmıştı. Şimdi Bir Gün gazetesinde yazıyor. Evet. Çok genç ve diri bir kalem aynı zamanda. Bugün şu soru varsa aklınızda o soruyu soruyor bir bakıma. Yahu hırsızlık, yolsuzluk, ölenler, işte o ölümler karşısında hiçbir şey yapmayıp da sigara ve sigara cezası peşinde koşan bir iktidar, sürekli azarlamaklar, yargının alt üst olması vesaire vesaire. Bir dakika, siz ey AKP'ye oy verenler, hadi başka ikbal ve para çıkar peşinde olanları bir kenara bırakıyorum ama siz sade insanlar, bunlardan rahatsız değil misiniz sorusu. Hepimiz soruyoruz ya. Çok güzel bir yazıyla Harun da bu soruyu sormuş. İzleyelim, devam edeceğiz. Öyle son dakikada gemiye atlayanlardan değiller. Konuşulmayacak halde de değiller. Kendi mahallelerinde azınlıktalar. Çaktırmamaya çalışıyorlar. Biat kültürü tarafından ezilmek onları hızla kendi mahallelerinin vasatına benzetiyor. Gezi'den, 17 Aralık'tan, mesela Seküler lafından, Aysel Tuğluk'tan, Beyaz Türkler'den kendini Osmanlı bakiyesi hissetmeyen herkesten nefret ediyorlar. Ve bu nefretin sebebi sadece bu dönemde para edecek insanlarla aynı gemide sıkışıp kalmaktan kaynaklanıyor. Yoksa aslında neler döndüğünü anlamayacak insanlar değiller. Onlara göre ana akım medya tabiri havuz medyasını değil de hala başka bir şeyi ifade ediyor. Hala bir mağduriyet haresine bürünmüş durumdalar. Fakat eskiden sahip olmadıkları 2-3 yüklü kavramı da heybelerinde bulmanın haklı sıkıntısını yaşıyorlar. Devletçi ve milliyetçiler artık. Milli olmayanla dertleri var. Kamu düzeni onlar için çok çok önemli. Ve bir yandan da hala mağdur ve özgürlükçüler. Onlara göre büyük bir oyun oynanıyor. Erdoğan 2013 Mayıs'ında ABD'ye gittikten sonra düğmeye basıldı. Diğer her şeyi bu düğme açıklıyor. Hırsızlıklar, çevre katliamları, inşaat çılgınlığı aslında onları da rahatsız ediyor. Ve işin fenası gerçekten de rahatsız ediyor ama ses çıkaramıyorlar. Bu yüzden de ses çıkaranlara aşırı kızgınlar. Ses çıkaranların yanında olmadıkları için adeta bu rahatsızlığın, endişenin, nefretin, kaygının en bariz tercümesi ise korku. Bu maceranın eninde sonunda biteceğinin ve bu bitişin pek de mutlu bir son olmayacağının, farkında olmanın, bunu söyleyememenin, buna karşı hiçbir şey yapamamanın ve hiç de böyle hissetmiyormuş gibi davranmak zorunda hissetmenin getirdiği sıkışıklık. Oysa biraz cesaret, onlara da, geri kalan herkese de ne kadar iyi gelebilir. Hadi geziciler, çapulcular, sekülerler, Kürtlerin yaramaz olanları, beyazlar, eskiler, hepten kötü niyetli diyelim. Siz kendi mahallenizde olup bitene ses çıkarmanız için daha ne olması gerekiyor? 15 yaşında toprak olmuş bir çocuğun anısına dil uzatılmasını daha ne kadar sineye çekebilirsiniz? Ait olduğunuz geleneğin geri kalan tüm kesimlerce maddiyata düşkünlükle anılması sizi mutlu ediyor mu? Ne oldu da saray muhafızı olmayı yedirebilir oldunuz kendinize? Çok hakikaten daha ne olmasını bekliyorsunuz, daha ne olabilir gidiyor da Berkin'i de hatırlatarak. Ama insanın da içi fena oluyor Barış. Sadece endişeli muhafazakarlar, AKP'ye oy verenler değil,
Aleviler en azından bir bölümü, çoğunluk değil ama bir bölümü de olsa Erdoğan'ın Alevi iftarına gittiler. Yani Berkin'e o sözleri söyleyen, Berkin'i öldüren polislere destan yazdınız diyen bir cumhurbaşkanının güya açılım yemeğine gittiler. Burada yani nasıl bir şey bu Allah aşkına? Faruk Tekin'in sistem ettiği kesimlere evet biz de sistem ediyoruz ama en büyük sistemi belki bu insanları etmemiz gerekiyor. Çünkü evet, Tayyip Erdoğan açıktan mezhepçi bir politika izliyor. Orta Doğu'da izlediği politika böyle, Türkiye'de böyle. Sünni İslam üzerinden bir politika izliyor ve gerçekten gerici, baskıcı, Alevilere ya da laik insanlara yaşam hakkı tanımayan bir bakış açısı izliyor. Fakat burada gerçekten de belki rentable bir masa bu. Oradan bir hani kar güdebilirim anlayışıyla oraya koşa koşa gitmişler. Böyle bir şey mümkün değildi. Bu gerçekten bir kendini satma durumudur. Bizim asıl kızdığımız nokta bu. Yoksa mecbur kalıp dediğim gibi hani mecbur kalıp da o maaşlara çalışan insanlara kızmak değil. Kızmamız gereken kendini satan aslında farklı bir camiaya mensup olduğunu söyleyip de daha sonra dönen insanlara aslında kızgınlığımız, sıkıntımız. Bakın şu masaya, yani böyle bir masada oturmak mümkün mü? Örneğin Kılıçdaroğlu'na işte sen Alevisin dedi. Demirtaş'a sen Zazasın dedi. Bu denli ve bir dil. Bunu suçlama gibi söylüyor. Bunu suçlama olarak kullanıyor ve diyor ki sen Esad'a bu yüzden destek çıktın. İşte Öso'ya bu yüzden karşı değilsin, karşısın falan filan gibi laflar kullanıyor. Ya bazı şeyleri gene de hakikaten anlamasan da hadi diyorsun da ya Berkin şöyle dedi. Eline ekmek almış bir zat. Ha pardon, güya fırına giden bir zat. Zat diyor 14 yaşında. Şimdi herkes Berkin'e 15 yaşında diyor ya, 15 yaşında öldüğü için. Ama Berkin 14 yaşındaydı ölüm yatağına, ölüm döşeğine yattığında. Herkes unutuyor bunu. 14 yaşındaydı, komada girdi 15 yaşına o garibim, o küçücük güzel oğlan. Yani şimdi Berkin'e ve annesine o lafları söyleyen, orada milyonlar demişim, binlerce insana Berkin'in annesini yuhalatan bir insanın kalkıp da Alevi açılımıymış. Evet. Bu da ayrıca bir şaka gibi. Yani gerçekten onları anlamak ben çok zor. Ben siyasette biraz öfkenin olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela fazla nezaketçiyiz bir de biraz. Mesela mecliste adam geldi, ayakta alkışlanıyor. Ya neyini ayakta alkışlıyorsun? 3 gün önce hırsız diyordun. Ya. Şimdi madem hırsız niye ayakta alkışlıyorsun? Hani Erdoğan'dan söz ediyorsun. Evet, aynen öyle. Yani ceplerini korumak için mi ayakta alkışlıyorsun Erdoğan? Yani bu tarz şeylere de dikkat etmek lazım. Öfkemizi bitirirsek eğer direnemeyiz. Direnemezsek de ülkeyi değiştiremeyiz. Sonuç itibariyle o zaman biz de boşu başına bu davalarla niye maruz kalıyoruz? Çıkıp alkışlasaydık. Bravo işte, tebrikler falan filan. Yani gibi sen 4 çeker jipin olsaydı, benim de bir teknem bir şeyim olsaydı, ne bileyim, yazık, bizim neyimiz eksik. Yani biz de alkışlardık güzel güzel. Sevgili Barış, çok teşekkür ederim ben geldiğin teşekkür ederim. İçin. Tanıdığıma çok memnun oldum. Medya mahallesinin en genç ve en diri sesi. Gerçi öfkeden bahsediyorsun ama çok kibar konuşuyorsun. Efendim, Bir Gün gazetesini keşfedince mutlu olacaksınız. Harun Tekin de var, İlhan Cihaner de var. Yazılarıyla, haberleriyle ve böyle hoş, genç, dinamik ironisiyle, mizah, cesaret ve gençlik bir arada özetle. Son olarak söylemek istediğim bir şey varsa... Evet. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Evet, gençlik dedik fakat biz aslında bu cesareti sizlerden öğrendik. Sizin gibi isimlerden öğrendik. Mesela bugün bir devrimci önderi kaybettik. Nasuh Mithat ismi. Türkiye Devrimci Hareketi'nin en önemli isimlerinden bir tanesi. 68 kuşağının Mahir Çay'ın arkadaşıdır. Bugün onu yitirdik. Kansere yenik düştü. Onu da yıldızlara uğurlayacağız Perşembe günü. Şunu söylemek istiyorum. Eğer bu gençlik cesursa sizlerin duruşundan örnek aldığı için ben de size teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere tekrar. Tüm bir günde çalışan tüm gençlere, arkadaşlara çok selamlar. Ne kadar özveriyle çalıştıklarını biliyorum. Çalışanlar da, yazanlar da. Efendim, dün Orhan Bursalı'nın yazısını paylaşacaktım. Çok ilginç bir gündem analizi vardı. Bu çözüm süreci denilen şeyde kim aslında kazançlı çıktı diye. Ama bir teknolojik sıkıntıya maruz kalmıştık. Bir türlü yayınlayamamıştık. Dedim ki ya tekrar yayınlayacağımı, gelsene sen kendin anlatsana dedim Orhan Bursalı'ya. Yarın gelecek. Yarın Orhan Bursalı ile birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.